Türkiye 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlere hazırlanıyor. Kayseri'de de adaylar seçim çalışmalarına başlarken Sarız Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Baki Bayrak da bu kapsamda ziyaretlerine ve projelerini anlatmaya devam ediyor. Hunat TV'ye ziyarette bulunan Bayrak, Sarız'daki mevcut ve seçim sonrası gerçekleştirecekleri çalışmalar ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nın Sarız'da yeniden belediye başkan adayı seçildiniz ki mevcut dönemde 5 yılda gerçekten Sarız için büyük çalışmalara imza attınız. Bundan sonraki süreçte Sarız için neler yapacaksınız ve seçim çalışmaları Sarız'da nasıl gidiyor? Teşekkür ederim Hunat TV olarak. Bizler burada misafir ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Hunat, Sarız ile ilgili çalışmalarımız zaten 5 yıl içerisinde bir başlangıç yaptık. Başlangıçlarımız devam ediyor. Bitirdiğimiz işlerimiz var, bitirmeye çalıştığımız işlerimiz var, yapacağımız işler var. Bu doğrultuda çalışmalarımızı ona göre şekillendiriyoruz. İşte öncelikle deprem bölgesinde olmamız sebebiyle bir kentsel dönüşüm. Depremden sonra işte kentimizin yenilenmesi dokusu açısından yeni bir imar çalışmasıyla kentsel bir dönüşme sokacağız imar çalışmalarımızdan sonra. Ve ilçemizin de bu ay itibariyle de zaten doğalgaz çalışmaları başlıyor. Bu hafta içerisinde de başlayacak kazı işlemleri. Doğalgaz çalışmalarının bitmesiyle birlikte de doğalgaz dönüşümüyle de şehrin değişiminde ve dönüşümünde yeni bir süreç başlatacağız. Biz daha çok kentin dokusu ve değişimiyle ilgili yeni bir süreçte değerlendirmeler yapacağız ve çalışmalar üreteceğiz. En büyük sorunlarımızdan biri ilçemizin imar çalışmalarının olmaması. Bir imar çalışmasına ihtiyacımız var. Vatandaşın Sarza dönüşünde en çok ihtiyaç duyduğumuz konu imarın olmaması ve yeni bir yerleşim veya da yerinde dönüşümde de sorunlar yaşıyoruz. Bunlarla ilgili miraslara dayalı bir eskiye dayalı tarla usullerinde insanların evleri, yaşadıkları alanlar bunu imara sokup, imarlaştırıp İmar alanlarında olmasına rağmen parsiyalizasyon çalışmalarının olmadığından dolayı insanlar yeni inşaatlar, yeni yerleşim alanları oluşturamıyorlar, yeni evler yapamıyorlar veya da şehirden kente, ilçeye dönüşü sağlayamıyorlar. Bunların vatandaşın işlerini kolaylaştırmak için doğalgaz dönüşümü, kentsel dönüşümü ve deprem dönüşümü diyerek üç çalışma kolunda devam edeceğiz bu çerçevede. Seçim çalışmalarımızla ilgili de ilçemizde kış mevsimleri haliyle 44 mahalle 25 mezradan ilçemiz oluşmakta. Bu mahallelerimizdeki birçok vatandaşımız zaten Adana'da, Kayseri'de, yurt dışında veya da muhtelif başka şehirlerde ikamet etmektedirler. %60 gibi biz seçmenimiz ve vatandaşımız kış şartlarından dolayı dışarıda ikamet ediyorlar. Biz onlarla da temas halinde seçim kampanyamızı yürütüyoruz. Ve ilçemizde de bir nüfus ağırlığı var haliyle de. İlçemizde de vatandaşlarımızı birebir ziyaret ederek evlerinde, hanelerinde yapamadıklarımızı, yapacaklarımızı ve onlarla ilgili Cumhur İttifakı'nın ilçemize kazanımlarıyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi seçim programı, üretken belediyeciliği ilçemizdeki vatandaşlarımıza tekrar hatırlatıyoruz. Evlerinde ziyaret ediyoruz. Misafirperverlikler için de buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta içerisinde de Cuma, Cumartesi, Pazar günü de ilçemizin birçok vatandaşı Adana'da ikamet etmektedirler. Bu doğrultuda hafta sonumuzda Adana'da seçmenlerimize, vatandaşlarımıza buluşarak orada değerlendireceğiz. Buradan hepsine sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum, saygılar sunuyorum.